İnsanların ilgisinden, teveccühünden son derece memnunuz. Cumhuriyet Halk Partisi Samsun Büyükşehir Belediye Başkan adayı Cevat Öncü 31 Mart yerel seçimlerine sayılı günler kala vatandaşlar ile bir araya gelmeye devam ediyor. Sağ olun, evet. Allah razı olsun. Ben tecrübeli bir inşaat mühendisi olarak, teknik bir insan olarak problemlerinizi en iyi çözecek olan aday benim. İnşallah. Emin olun. Yani sağ olun. İnşallah. Şimdi çok teşekkür ederim. Söylüyorlar, sonra kapılarından içeri girelim. Bizi araştırın, biz onlardan gerçekten değiliz. Biz onlardan değiliz. Başkan adayı Cevat Öncü, İlkadım ilçesi Hançerli Mahallesi esnaflarını tek tek ziyaret ederek taleplerini dinledi. Kazanıyoruz. İnşallah. Yani ona inşallah. İnanın. Vallahi şu anda öndeyiz yani. İnşallah. Buraya tek yıkacak adam varsa alırız. Sizsiniz. Çok teşekkür ederim. Millet oyu parçalamaya gerek yok. Ali Ahmet'e vermeye gerek yok. Tek yıkacak adam varsa sizsiniz. Allah'ın izniyle inşallah. İnşallah. Kazanacağız inşallah. İnşallah. Son güne kadar, son dakikaya kadar ilk gün başladığımız yüksek enerji ve yüksek heyecanla, yüksek motivasyonla çalışıyoruz, çalışmaya devam edeceğiz. Büyükşehir Belediye Başkan adayı Cevat Öncü, Samsunlu'ya zehir solutmayacağız diye konuştu. Samsunlu'ya zehir solutmayacağız. Samsun'un havasına, suyuna, doğasına sahip çıkacağız. Ayrıca Öncü, Samsun kirli sanayi çöplüğü değildir diyerek Samsun hiç kimsenin zehirli atık deposu olmayacaktır dedi. Samsun kirli sanayi çöplüğü değildir. Orada yeni çet süresi başlatılan bir işletmenin ismini siz söylediniz. Denize 200.000 metrekare alan doldurarak orayı atık depolama alanı yapmasına Cevat Öncü'nün yönettiği Büyükşehir Belediyesi izin vermeyecek. Mevcut tesislerin de mutlaka baca gazı ve diğer atıklar anlamında kontrolleri, rehabilitasyonları mutlaka gerçekleştirilecek. Samsun hiçbir kimsenin, hiçbir kurum kuruluşun zehirli atık deposu değildir, olmayacak. Bu işi götürdüğümüz en önemli rakibimiz ikili yarışa dönüştü son haftalarda. Kıymetli rakibim diyorum, iyi insan Halit Bey maalesef Çarşamba Ovası'nda iyi uygulamalar yapmadı. Yani birinci sınıf tarım arazisine, tarımsal sit alanının özelliklerini değiştirerek Çarşamba Ovası'nın kalbine bir kirli sanayi tesisinin yapılmasına imza atmış bu arkadaşımız. Şimdi bana gittiğim her yerde soruyorlar. Bafralı soruyor, sıra Bafra Ovası'na mı geldi? Vezir Köprülü soruyor, sıra Vezir Köprü'ye mi geldi? Çarşamba'dan Termeli soruyor, Terme'ye mi geldi? Salıpazarlı soruyor, Kavaklı soruyor. Samsun civarında biliyorsunuz arama tetkik ruhsatları ile beraber altın sahası kontrolleri, ön sondajları yapılıyor. Siyanürle altın aranmasından bahsediyorum, doğalın tahrip edilmesinden bahsediyorum. Eğer bu anlayış göreve gelir, göreve devam ederse bu siyanürle altın aranması çalışmalarının da karşısında duramayacaktır. Tıpkı Çarşamba Ovası'na yaptırılan sanayi tesisine karşı çıkamadığı, onaylamak zorunda kaldığı gibi. Samsunlu'yu bu konuda hassas olmaya davet ediyorum. Umuyorum ki pazar günü halkımızın yüksek katılımıyla güzel bir seçim yaşanacak. İşte bugün de hava çok güzel. Samsun'a bahar geldi. Baharlar gelecek inşallah.